İyi günler sayın seyirciler. Bugün 12 Eylül 2024 Perşembe. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor. Gün sonunda karşınızdayız. Dünyadan ve yurttan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız ve konuklarımızla konuşacağız. Önce konuklarımızı tanıyalım. Öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Avrupa Merkez Bankası küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,75'ten %3,50'ye indirdi. Bu adım ekonomik büyümeyi desteklemek ve enflasyonu dengelemek için beklenen bir hamle olarak değerlendiriliyor. ECB'nin faiz kararı sadece mevduat faiziyle sınırlı kalmadı. Refinansman ve marjinal fonlama faizlerinde de 60 baz puan indirim gerçekleşti. İndirimin ardından refinansman faiz oranı %4,25'ten %3,65'e, marjinal fonlama faiz oranı ise 4,50'den 3,90'a düştü. Sayın seyirciler, Barclays'den Türkiye ile ilgili bir öngörü geldi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik Amerikalı banka Barclays'in ekonomistleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine Kasım ayında başlayabileceğini belirtti. Ekonomistler daha önce ilk indirim Ocak ayında bekliyorlardı. Analistler Kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası Merkez Bankası'nın her toplantıda 25'er baz puan indirimle devam edeceğini, politika faizinin de Ağustos 2025'e kadar %25'e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi. Ve bir diğer önemli başlık, G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yatay gerçekleşti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD yılın ikinci çeyreğine ilişkin G20 ülkelerini kapsayan öncü büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre G20 ülkelerinde bu dönemdeki ekonomik büyüme çeyreklik bazda %0,7 ile yatay seyir izledi. G20 ülkelerindeki büyümeye en yüksek katkı bu dönemde Çin, Hindistan ve ABD ekonomilerinden geldi. Bu dönemde yine ekonomik büyüme Çin ve Hindistan'da sırasıyla %0,7 ve 1,3 olurken Amerika'da %0,7 düzeyinde ölçüldü. Yılın ilk çeyreğinde %0,6 daralan Japonya ekonomisi ise ikinci çeyrekte %0,7 büyüme kaydetti. Evet, bugün Merkez Bankası istatistikleri de geldi. Hemen sizlerle paylaşalım. Gelen son rakamları da rezerv rakamları, döviz mevduatlarına ilişkin tablo ve yabancıların hisse ve tahvil tarafındaki hareketleriyle KKM'de son durum her perşembe olduğu gibi Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Hemen detaylarına bakalım. Merkez Bankası rezervleri azaldı sayın seyirciler. Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Eylül itibariyle 2 milyar 612 milyon dolar düşüşle 146 milyar 761 milyon dolara geriledi. Döviz mevduatlarında bir artış söz konusu yurt içi yerleşiklerin. Döviz mevduatı 6 Eylül ile sona eren haftada 950 milyon dolar artışla 172 milyar
0,7 milyon dolara yükselmiş. Yabancılar hisse ve tahvil tarafında yine 6 Eylül haftasında nasıl bir hareket gösterdiler? Hemen onun da detayını paylaşalım. Yurt dışında yerleşik kişiler 6 Eylül haftasında 50,6 milyon dolar net hisse senedi satışı yaptılar. 863,7 milyon dolarda DIPS satmışlar bu defa. Devlet iç borçlanma senedi de satmışlar yabancılar. Kur korumalı mevduatta da düşüş devam ediyor. Bir süredir olduğu gibi o tarafta bir değişiklik yok. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 594 milyar TL'den 1 trilyon 574 milyar TL'ye geriledi. Evet, şimdi de son rakamlara bakacağız. BIST 100'de nasıl bir durum var? Maalesef bugün de BIST 100 kırmızıya dönmüş. 9.329,45 puanda şu anda, yüzde neredeyse birlik bir değer kaybı söz konusu BIST 100'de. Dolar TL'de 34'ün altına doğru bir gevşeme görüyoruz. %0,23 dolar TL değer kaybetmiş, 33,9205 düzeyinde. Euro değerlenmiş, 37,5366 düzeyinde euro, %0,22 değerlenmiş euro. Sepet kursu yatay diyebiliriz, 35,73 çift sıfır düzeyinde sepet kur ve gram altında %1'lik bir artış söz konusu. Gram altın 2771,95 TL'den işlem görüyor. Evet, son rakamlarda böyleydi sayın seyirciler. Bugün önemli veriler geldi gerçekten. Bunlardan bir tanesi de cari denge ilişkin rakamlardı. Cari denge Haziran ayının ardından Temmuz ayında da fazla verdi. Cari fazla Temmuz ayında 566 milyon dolar oldu. Böylelikle cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Cari denge Haziran ayının ardından Temmuz ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre Temmuz'da cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. Böylece Türkiye'de cari dengede bu yılın en yüksek fazlası kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 879 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da Temmuz'da 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Temmuz'da 670 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde portföy yatırımları da 3.7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Temmuz ayında resmi rezervlerde de 5.4 milyar dolarlık net artış oldu. Haziran ayında 498 milyon dolarlık fazla görülen net hata noksan hesabında Temmuz döneminde 1.2 milyar dolarlık fazla görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını dile getirerek, makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Bir değerlendirme alacağız şimdi. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Sayın Eda Karadağ'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın İmza. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Borsa İstanbul dün günü %2'den fazla düşüşle kapatmıştı. 9.419,66 seviyesinden. Şu anda da baktığımız zaman %1'in üzerinde yine bir kayıp söz konusu. Borsa İstanbul'daki bu görünümün nedenleri neler öncelikle? Şimdi Borsa İstanbul'da da aslında son dönemde zayıf seyrin devam ettiğini, yükselişlerde zorlandığını belirtiyorduk. Çok belirgin bir nedenimiz yok. Zaten bir süredir mevcut bir hikayemiz vardı ve bu hikayemiz yavaş yavaş artık etkisini kaybetmeye başlamıştı. Çünkü beklentiler değişiyor. Artık yılın sonuna doğru yaklaşırken hem enflasyonla ilgili beklentiler olsun, Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler olsun, 2025 yılına yönelik beklentiler olsun, artık yavaş yavaş bu beklentilerin değişmeye başlaması haliyle
biraz daha zamanımızın olduğunu bize gösterdi. Neticede bu beklentiler ne derece gerçekleşecek? Şimdi bu sorunun cevabını aramaya başladık. Ve bu da tabii ki piyasadaki o mevcut hikayenin yavaş yavaş etkisini de yitirdiğini, artık eskisi kadar Borsa İstanbul'u 10 bin puanların üzerinde veya 11 bin puanlara doğru hareketinde de çok kalıcı bir yükseliş oluşturmasını destekleyemediğini takip ediyoruz. Bu nedenle tabii ki bir süredir borsada bir ivme kaybı söz konusu. Hatta biraz daha geriye gidelim. 5 Ağustos tarihinde Kara Pazartesi olarak adlandırmıştık zaten onu. Dünya genelinde satışlar vardı ve biz o günden beri aslında toparlanmaya çalıştık. 10 bin puanlara ulaştık. 10 bin puan civarında bir alan yaratmaya çalıştı ama yine de başarılı olamadı. Özellikle bir süredir o 9.700 veya 9.500 destek bandının altına kırmakta zorlanıyordu. Ama geldiğimiz noktada artık bu destekleri de direnç noktasına getirmiş durumda. Hatta bir süredir 200 günlük ortalamanın altını çiziyorduk. Dün de çünkü bu ortalamasına yakın yerlerden tepkilerle karşılaşmıştık. Ama bugün bu ortalamasının da altına kırmasıyla ivme kaybında hız kazandı. O yüzden %1'in üzerinde kayıpların devam ettiğini görüyoruz. Zaten bir süredir bu zayıf seyir nedeniyle, yönsüz seyir nedeniyle yatırımcılar da yatırım yapmaya çekiniyordu. Özellikle son dönemde yeni yatırımcı sayısında bir artış vardı. Rekor üzerine rekor kıran bir Borsa İstanbul olunca haliyle o dönem yeni yatırımcı sayısına da yeni yatırımcı sayısı da Evet. artmıştı. Yani ilgi çok fazlaydı. Ama şu anda biraz onlar da geri çekildi, çekimser kalıyorlar. Çünkü tam olarak piyasanın ne yönde hareket edeceğini öngörememekteler. Bu da tabii ki hacimleri de düşürdü. Hacim düşünce de tabii haliyle gün içerisinde yaşanan tepki alımları da aslında zayıf kalıyor, yeterli kalmıyor. Yani toparlayacak olursam görünüm itibariyle ben Borsa İstanbul'un bir süre daha zayıf seyrine devam ettirebileceğini değerlendiriyorum. Yukarı yönde hareketinde zorlanmasını bekliyorum. Yeni hikayeler diyoruz. İşte enflasyonun görünümü, Merkez Bankası'nın para politikasına yönelik beklentiler, işte Kasım ayında S&P'den de bir not artışı gelir mi gibi birçok soruya şu anda cevap aramaktayız. Piyasa tabii ki önümüzdeki süreçte işte bu sorulara cevap buldukça, eğer bu cevaplar da piyasayı destekledikçe tekrardan biraz daha borsa açısından da olumlu senaryoları konuşmaya başlayabiliriz. Ama şu an için baskı altında, yukarı yönde hareketinde de zorlanıyor. Özellikle bugün de 9.400 puan seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmesi o zaman ivme kaybının biraz daha devam etmesine yol açabilir. Yani yarın sabah olası bir tepki alımı görsek bile açılışta, hani bugünkü kayıplara karşı bir tepki alımı görsek bile ben bunun çok da güçlü bir tepki alımı oluşabileceği şeklinde de düşünmüyorum. Aşağıda en önemli destek seviyesi nerede acaba? Şu anda 9.240'lar var aşağıda izlediğimiz bir diğer destek noktamız. Bu desteğin de altına doğru kırmasıyla beraber 9.000 puanlara kadar bu hareketini devam ettirmesini bekleyebiliriz. Gerçekten önemli destekler bunlar. Neticede bu desteklerin de altı 9.000 puanların da altına doğru bir harekete yol açacaktır. O yüzden bu 9.240 veya olası 9.000 puan seviyesinin üzerine kadar satışların karşılanması bir nebze de olsa toparlanmasını destekleyebilir. Bu nedenle kısa vadede yakından izleyeceğimiz destekler bu seviyeler olacak. Direnç noktaları olarak da şimdilik 200 günlüğü 9.400'lerden geçiyor. Bu 9.400'ler zaten bizim için önemli bir direnç olacak ama ara bir direnç noktası olarak takip edeceğiz. Bu direncin üzeri tekrardan onu bir 9.600-9.700 bölgesine doğru destekleyecektir. Ama bunun için de özellikle 9.400 puan seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, sektör endekslerini her zaman olduğu gibi soracağım ama sanıyorum bugün de dün olduğu gibi neredeyse tüm ana sektörlerde herhalde aşağı yönlü bir hareket söz konusu. Yine de sektör endekslerine yönelik söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Evet, söylediğiniz gibi aslında birçok sektör şu anda eksi'de. Sadece %1'e yakın havacılık sektörünün artıda olduğunu görüyorum ama onun dışında özellikle sigortalardaki kayıp %3'e ulaşmış durumda. Telekomünikasyon, bilişim, gıda ve perakende, metal ana sanayi ve bunlarda %2'nin üzerinde bir kayıp var.
Bankalar %1,5 üzerinde bir kayıp içerisinde. Yani ana resimde günlük bazda görünüm zaten negatif ve piyasanın tepkisini de görüyoruz. Hatta bu hafta özelinde konuşacak olursam hiçbir sektörü şu anda yeşilde göremiyorum. Neredeyse hepsi ekside. En fazla kayıp yine sigortalarda ve elektrik maden hisseleri olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar biraz daha bunların gerisinde kalmış. Onların kaybı da %6'nın üzerine çıkmış durumda. Yani aslında son dönemde, hatta şu son bir haftalık dilim içerisinde bakacak olursak genel görünümü itibariyle sektörlerde de zayıf bir performans var. Zaten ana sektörlerin özellikle işte bankalar olsun, havacılık olsun, holdingler olsun, bunların zaten piyasayı da desteklemekte zorlanması zaten bize piyasanın hareketini de çok net bir şekilde gösteriyor. Şu anda hiçbir sektörün desteklememesi haliyle bu ivme kaybının biraz daha devam etmesine yol açacak gibi. Ama az önce de ifade ettim. Elbette tepki alımları gelecektir. Ancak çok güçlü bir yükseliş potansiyeli içerisinde olmadığımızı da bize gösteriyor. Kısa vade açısından konuşacak olursak. Evet. Peki küresel gelişmeleri de konuşalım. Onları da dikkatle takip ediyoruz. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklendiği gibi bir faiz indirimi geldi. Faiz oranlarını 3 ay içinde ikinci kez 25 bas puan indirdi Avrupa Merkez Bankası. Diğer yandan tabii gözler en fazla Fed'in üzerinde. Dün kritik TÜFE verisi gelmişti beklentilere paralel. Az önce de aylık üretici enflasyonu Amerika'da açıklandı. ÜFE beklentilere paralel gelmemiş, beklentilerin üzerinde gelmiş bu arada. Aylık bazda, yıllık bazda ise beklentilere paralel gerçekleşmiş. Bu veriler acaba BIST 100'e bir yansıması olur mu? Özellikle Fed tabii bütün küresel piyasalar açısından önemli. Son verilerle birlikte Fed'in 18 Eylül'deki kararına ilişkin beklentilerde bir değişiklik oldu mu? Şimdi bugünkü verilerde değil ama dünkü verilerde bir miktar oldu. Yani dün Ağustos ayı enflasyon verisi takip edildi. Hatta benim de notlarımda var. Manşet tarafta yıllık bazda geçen sene Ağustos ayında %3,7 idi enflasyon Amerika'da. Ama dün açıklanan Ağustos ayı verisi %2,5. Yani aslında yavaş yavaş Fed'in %2'lik hedefine doğru bir ilerleme kaydediliyor. Çekirdek taraf bizim için biraz daha önemli. Çünkü bir süre çekirdekte %4'lük bir direnci vardı ve %4 sınırının altına gerilemekte enflasyon tarafı zorlanıyordu. Dünkü veriye bakacak olursam mesela geçtiğimiz yıl Ağustos'ta çekirdekte yıllık enflasyon %4,3 iken bu seferkinde %3,2. Yani çekirdekte de aslında bir gerileme var. Son bir yıllık sürece baktığımız zaman özellikle Fed'in uygulamış olduğu politika artık yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Elbette dikkatli hareket ediyorlar. Özellikle hani enflasyonda hala zaman zaman yukarı yönlü risklerin var olabileceğinin de altı çiziliyor. Ama geldiğimiz noktada artık Fed'in Eylül ayı toplantısında faiz indirimine başlama ihtimalini güçlendirmiş durumda. Hatta biz en son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Fed'den 25 bas puanlık bir faiz artışı görmüştük ve bir yıl boyunca faizlere dokunmadı. Ve geçtiğimiz yılın sonunda da zaten artık yavaş yavaş indirim mesajını vermeye başlamıştı. Ve tabii ki Avrupa, İngiltere merkez bankalarından sonra artık sıra Fed'e gelmiş durumda. Şimdi dünkü veri şu şekilde yorumlandı. Evet, faiz indirimini destekledi ama piyasada iki senaryo vardı. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ya 25 bas puan ya da 50 bas puanlık faiz indirimi masadaydı. Dünkü veri biraz daha 25 bas puanlık ihtimalleri güçlendirdi. Dolayısıyla swap piyasasındaki fiyatlamaya baktığımız zaman da 25 bas puanlık ihtimallerin biraz daha baskın olduğu hissediliyor. Ama yine de 50 bas puanlık ihtimaller rafa kaldırılmadı. Yani neticede şu anda veri bazlı konuşuyoruz. Veri sonrası yorum getiriyoruz. Ama asıl sonucu biz 18 Eylül günü Fed'in vereceği kararla göreceğiz. 25 veya 50 bas puan. 50 bas puan olursa belki bu bir miktar piyasaları endişelendirebilir. Yani agresif bir harekete mi başlıyor? Tekrardan Kasım ve Aralık aylarında da arka arkaya faiz indirimleri devam mı edecek sorusunu gündeme getirecektir. Ama 25 bas puan biraz daha göstergelik, yani daha böyle temkinli bir adım attığını da bize gösterir. Yine de her iki ihtimalin fiyatlara yansıtıldığını düşünüyorum. Tabii ki 25 bas puanlık ihtimaller biraz daha
baskın durumda. O yüzden önümüzdeki hafta olası bir 25 bas puanlık faiz indirimi en azından piyasalar açısından çok da sürpriz yorumlanmayacak. Ama bu sefer gözler tabii ki şuna çevrilecek. Sonuçta bu yıl için en son yayınladıkları Haziran ayı ekonomik projeksiyonlarında bu yıl özelinde bir faiz indirimi beklentisi vardı noktasal grafiklerde. Şimdi Eylül ayı yani önümüzdeki hafta bunu yaptıklarında zaten artık başka bir ihtimal kalmıyor. Ancak önümüzdeki hafta da yeni projeksiyonlar açıklanacak. Bakalım bu noktasal grafiklerde bir tane faiz indirimi öngörüsünü ikiye mi üçe mi çıkardılar? Yani yukarı yönde bir revizyon var mı? Varsa Kasım ve Aralık ayı ihtimalleri bu noktada beklentilere girecek. Daha doğrusu yavaş yavaş piyasalar tarafından yorumlanacak diyelim. O yüzden önümüzdeki hafta biraz Çarşamba günü Fed'in faiz kararı sadece sonuç değil, hem karar metnindeki detayları hem yayınlanacak ekonomik projeksiyonları hem de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını bu noktada takip edeceğiz ki Kasım, Aralık ve 2025 yılına yönelik beklentileri oluşturmak adına. Şimdi dünkü veriler sonrası Borsa İstanbul tarafında çok ciddi bir oynaklık yaratmadı. Zaten biz hep şunu söylüyorduk işte küresel piyasalarla aramızdaki korelasyon biraz zayıfladı. Tabii ki 5 Ağustos çok farklı bir gündü. Dünya genelinde yaşanan satışlar elbette Borsa İstanbul'a da sirayet etmişti. Ama şu anda şunu da söylemek gerek. Fed'in faiz indirimine başlaması gelişmekte olan ülkeler açısından aslında olumlu bir senaryo. Yani biz de bu sepette yer aldığımız için önümüzdeki dönemde Fed'in atacağı adımlar, Fed'in piyasaya vereceği mesajlar aslında Türkiye açısından da olumlu bir şekilde değerlendirilecektir. Ama bir kez daha söylemek gerek, sonuçta bizim de kendi bir hikayemiz var. Bizim hikayemizin de yeni başlıkları olacak önümüzdeki aylarda. Yani piyasa aslında Borsa İstanbul'da da elbette küresel piyasaları da yakından takip edecektir. Yine de içerideki gelişmelerin ben fiyatlamalar nezdinde daha baskın kalmasını bekliyorum. Evet, Fed 18 Eylül'de Çarşamba günü Merkez Bankası faiz kararı da 19 Eylül'de hemen arkasından gelecek. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini ne zaman başlayacağına yönelik politika metninde bir sinyal verip vermeyeceği tabii merak ediliyor. Bir faiz indirimi olasılığı görülmüyor bu toplantıda ama mesaj tabii. Metin çok yakından takip edilecek. Bu arada Barclays mesela ilk faiz indirimini daha önceki raporlarına baktığımız zaman Ocak ayında beklerken bu defa Kasım ayında ilk faiz indirimi öngörüsünde bulunmuş. Ne değişti de acaba böyle bir öngörüde bulundular? Bir de Merkez Bankası'nın 19 Eylül toplantısına ilişkin değerlendirmenizi alalım. Şimdi biraz geriye gidelim. Ağustos ayının ilk haftalarında bu yılın enflasyon raporu yayınlandı ve yani son enflasyon raporumuz yayınlandığında piyasalar tabii ki o enflasyon tahminlerine bakmıştık. Tahminler korunmuştu. Faiz indirimi içinse biraz mesaj aradık ve o günden sonra şunu söylemeye başladık. Ağustos ayı olmasa da Eylül veya Ekim ayı karar metinlerinde gerekli görürsek ek sıkılaşmaya gideriz ifadesi kaldırılabilir. Zaten bu ifadenin kaldırılması artık Merkez Bankası'nın piyasaları faiz indirimine hazırlamaya başlıyor şeklinde yorumlanacak. Şimdi bir tane daha enflasyon raporumuz var önümüzde, yılın son enflasyon raporu. Orada zaten enflasyonla ilgili beklentiler çok önemli olacaktır ama şu andaki görünüm hep önümüzdeki hafta Merkez Bankası için herhangi bir sürpriz beklentimiz yok. Mevcut faizleri koruması yönünde, faizlere dokunmaması yönünde Evet. beklentimiz bulunuyor. Karar metnindeki o az önce belirttiğim ifadenin çıkması Ekim ayında faiz indirimine başlayabilme ihtimalini güçlendirebilir. Ama merkez belki bu kadar aceleci davranmayacaktır. Çünkü Eylül ayı enflasyonu için beklentiler çok fazla. Özellikle ekonomi yönetimi Eylül ayında enflasyonun %50'nin altına gerileyeceğini ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla Merkez Bankası Eylül ayı enflasyonunu görmeden biraz karar metninde bu tarz değişikliğe gidebileceğini düşünmüyorum. Yani yine de parantez içinde bunu belirtelim. O Evet. yüzden kurum olarak biz zaten yılın son çeyreğine doğru yani yılın sonuna doğru faiz indirimlerine başlayabileceğini de düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Sayın Eda Karadağ. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, gün sonunda kısa bir ara. Bu aranın ardından yeniden birlikteyiz.
günün sonu kısa bir aranın ardından devam ediyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programdaki büyüme ve enflasyon hedeflerinde çelişmeler olduğuna dair iddialara cevap verdi. Yılmaz orta vadeli programdaki amaçlarının enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu söyledi. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Çünkü siyasi istikrar yoksa, bir güven ortamı yoksa ekonomik istikrar da olmuyor. Bu anlamda şanslı bir dönemdeyiz. Uzun bir sürecek seçimsiz döneme girmiş durumdayız. Siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdığınız gibi politika belirsizliklerini de ortadan kaldırmanız çok önemli. İşte orta vadeli program bize bunu getiriyor. Yılmaz orta vadeli programdaki temel amaçlarının enflasyonu tek haneye indirmek olduklarını dile getirdi. Orta vadeli programımızın amacı enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmek. En temel amacımız bu. Fiyat istikrarını sağlamak, vatandaşımızın da derdi sorunu olan bu meseleyi sağlıklı bir şekilde, gerçekçi bir şekilde, birçok dengeyi de tabii ki gözeterek kademeli bir şekilde düşürmek ve yeniden tek haneli rakamlara ülkemizi kavuştu. Enflasyonun düşmesiyle gelir dağılımının da iyileşeceğini kaydetti. Enflasyonu düşürmemiz bir defa başlı başına gelir dağılımını iyileştirici bir etki yapacaktır. Büyüme ile enflasyon arasında ise çelişki olmadığını vurguladı. Büyüme ve enflasyon arasında bir temel bir çelişki yok. Niye yok? Enflasyonu düşürdüğünüz ortamda aslında öngörülebilirliği arttırıyorsunuz. Daha bir istikrarlı ortam oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla yatırımcılar için yatırım ortamını da daha iyi bir hale getiriyorsunuz. Yani enflasyonun düşmesi aynı zamanda büyüme için, istikrar içinde büyüme, sürdürülebilir büyüme için sağlam bir zemin oluşturuyor. Kısa vadede bazı zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu ikisi arasında bir çelişki görmüyorum. Yılmaz ayrıca enflasyonu düşürürken büyümenin de süreceğini aktardı. Türkiye bir taraftan enflasyonu kademeli bir şekilde düşürürken diğer taraftan orta vadeli programda da ifade ettiğimiz üzere belli düzeyde bir büyümeyi ve istihdam artışını da sürdürmeyi başarıyor. Sayın seyirciler, cari denge Haziran ayının ardından Temmuz ayında da fazla verdi. Cari fazla Temmuz ayında 566 milyon dolar oldu. Böylelikle cari açık 20 milyar doların altına geriledi. Cari denge Haziran ayının ardından Temmuz ayında da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre Temmuz'da cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. Böylece Türkiye'de cari dengede bu yılın en yüksek fazlası kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 879 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da Temmuz'da 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmet dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Temmuz'da 670 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde portföy yatırımları da 3.7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Temmuz ayında resmi rezervlerde de 5.4 milyar dolarlık net artış oldu. Haziran ayında 498 milyon dolarlık fazla görülen net hata noksan hesabında Temmuz döneminde 1.2 milyar dolarlık fazla görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşen cari açık ve artan dış kaynak girişlerinin kalıcı rezerv birikimine katkı sağladığını dile getirerek, makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık bazda beklentilere paralel olarak %2,5 arttı.
ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Ağustos'ta beklentilere paralel şekilde %0,2 arttı. Yıllık bazdaki değişim ise %2,5 artış yönünde oldu. Böylelikle yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE'de Ağustos'ta aylık %0,3, yıllık %3,2 artış gösterdi. Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık %0,5 artışla TÜFE'deki artışın ana faktörü oldu. Barınma fiyatları yıllık bazda da %5,2 arttı. Gıda fiyatları Ağustos'ta aylık %0,1 ve yıllık %2,1 artış kaydetti. Benzin fiyatları ise aylık bazda %0,6 ve yıllık bazda %10,1 azalış kaydetti. Veri sonrası bu ay için daha büyük indirim beklentileri geri çekildi. Citigroup ekonomistleri gelecek hafta 50 baz puanlık indirim beklentisini revize etti. Bu sene toplam 125 baz puan indirim beklentisini ise korudu. JP Morgan ise bu ay 50 baz puan indirim bekleyen tek kurum oldu. Bu arada ABD'de bugün de aylık üretici enflasyonu geldi. ABD üretici fiyat endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0,2 ile beklentilerin üzerinde gelirken yıllıksa %1,7 ile öngörülere paralel yükseldi diye de bir not olarak bunu da ekleyelim. Amerika'daki bu veriler önemliydi. Özellikle dünkü veri haberimizde detaylarını paylaştık. Sayın seyirciler, bugün içeride ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Bir değerlendirme alacağız. Stratejist Sayın Mustafa Aşkın şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım, teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Öncelikle cari dengeyi değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Haziran ayının ardından Temmuz ayında da cari denge fazla verdi. 566 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti cari fazla. Veriler Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açığında 20 milyar doların altına gerilediğini gösterdi. Haziran ayının ardından Temmuz ayında da cari fazla. Öncelikle bu veri ne anlama geliyor? Manşet olarak baktığımızda tabii cari fazla vermek aylık bazda da olsa olumlu. Yıllık bazda da açığı kapatması olumlu. Ancak Türkiye'de baktığınızda genellikle cari açık ya daha doğrusu cari dengenin fazlalaştığı dönemler Türkiye ekonomisinin durgunluğa girdiği veya soğuduğu dönemler olur. Dolayısıyla esasında cari işlemler dengesi de Türkiye ekonomisinin büyümesiyle ilgili yavaş yavaş bir soğumaya girdiğinin öncü göstergesi olarak adlandırılabilir. Aynı zamanda Türkiye lehine olan bazı gelişmeler de yok değil dış ticaret anlamında baktığınızda. Bunun başında da petrol ve enerji girdilerinin fiyatlarının spot piyasada aşağı gelmesini yarattığı olumlu bir etki de var. Muhtemelen önümüzdeki ayda da cari fazla vereceğiz. Tabii bunun şu anda tam olarak ne olduğunu kestirmek biraz güç ama baktığınızda hem soğuma ekonomide hem de dış ticaretteki özellikle ham madde girdilerindeki göreceli olarak ucuz zamanın yarattığı etki Türkiye lehineymiş gibi görünüyor ama tabii ekonominin soğuması ve büyümeyle ilgili önümüzdeki dönemde yaşayabileceğimiz bazı problemlerin de öncü işareti olarak adlandırılabilir. Diğer yandan da tabii nakit girdisi anlamında, nakit akışı anlamında Türkiye'nin bir parça elini rahatlatan bir rakam olarak karşımıza çıkmakta. Büyüme anlamında artık Türkiye'nin ekonomisinin soğuduğu noktasında bir göstergedir değerlendirmesinde bulundunuz. Bununla ilgili bir önemli veri daha gelmişti, sanayi üretimi verisi. Sanayi üretiminde de Haziran ayının ardından Temmuz ayında yıllık gerileme olmuş. Aylık bazda ise Temmuz'da ılımlı bir artış izlenmiş sanayide. Temmuz'da sanayi üretimi yıllık bazda %3,9 gerilemiş. Bu önemli tabii, bu veri de büyüme nasıl gelecek noktasında en önemli rakamlardan bir tanesi sanayi üretimi verisi. Perakende satışlarda da 2 yılın en yavaş artışı gerçekleşmiş. Temmuz ayında yıllık %5,4 artmış perakende satışlar. Şimdi büyüme ile ilişkili olarak bu rakamları da göz önünde bulundurduğunuz zaman mesela 3. çeyrek büyümesi nasıl gelebilir? Yıl sonu büyüme tahmini OVP'de biliyorsunuz %3,5'a revize edilmişti. Yıl sonu büyümesi noktasındaki bu tahmin tutar mı? Bu anlamdaki değerlendirmelerinizi alalım.
Bahsettiğiniz önce göstergelere kapasite kullanım oranı, satın alma yöneticileri ve beklenti anketleri ve güven endekslerini de eklemek gerekiyor. Hepsini birden analiz ettiğinizde bu önce göstergeler Türkiye'nin 3. çeyrekten itibaren yavaş yavaş soğuduğunun işaretleri. 3. çeyrekte muhtemelen 0 veya çok az altında bir büyümeyle tamamlayacağız çeyreksel bazda baktığımızda. Son çeyreğe geldiğimizde ise yani yılın son 3 aylık periyodunda eksi bir büyüme göreceğiz. Bu bağlamda baktığınızda ilk iki dönemde artı büyümeleri de hesapladığınızda işte 3.2-3.3 civarında yıllık bir büyümeyle biz bu yılı tamamlamış olacakmışız gibi görünüyor. Ama tabii yavaş yavaş soğuduğumuzun bunun yumuşak iniş mi olacağı yoksa biraz daha sert iniş mi olacağı önümüzdeki dönemki verilerle ifade edilecek. Ama gerek ticari faaliyetlerde gerekse önce göstergelerde görünen rakamlar Türkiye ekonomisinin biraz yavaşladığı yönünde. Bunu önümüzdeki dönemde istihdam rakamlarında da muhtemelen görmüş olacağız. Tabii büyümede yavaşlama esasında enflasyonu kontrol altına alıp dengeli bir şekilde olabilirse kötü bir şey değil. Sonraki dönemlerde büyüme daha da hızlandırılabilir. Ama büyümeyle birlikte aynı zamanda enflasyon konusunda istenilen başarı elde edilemezse burada hakikaten daha farklı sorunlara doğru ekonomide bazı gelişmeleri görebiliriz. Stagflasyon gibi. Peki yine bugün gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerinden hareketle Sayın Mehmet Şimşek'in de değindiği bir diğer veriyi sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. Merkez Bankası verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Temmuz'da 670 milyon dolar olmuş. Aynı dönemde portföy yatırımları da 3,7 milyar dolarlık bir giriş kaydetmiş. Sayın Mehmet Şimşek de Temmuz'da 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleştiğine dikkati çekti. Ve son bir yılda toplam girişlerin 34,5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Portföy girişleri ve bu girişlerin büyüklüğü noktasında değerlendirmeniz ne olur? Bunun önemi nedir? Tabii ülkenizin dışarıdan kaynak ihtiyacı olduğu aşikar. Bunu sağlayabilmek için Türk lirasına yüksek faiz verip kuru belli bir noktada tutma çabası içindeyiz. İşte bu da carry trade yani taşıma parasıyla yurt dışından para kazanan fonların girişini hızlandırıyor. Nitekim sabit getirili menkul kıymetlere ve özellikle Türkiye'deki ihraç edilmiş haline devlet tahvillerine baktığınızda ana girişin bu noktalardan kaynaklandığını görebiliyoruz. Tabii portföy yatırım amacıyla gelen sadece sabit getirili kıymete, menkul kıymete gelmez ama netice itibariyle gelen paranın büyük kısmı orada. Sermaye piyasalarına yani borsaya bir para girişi var mı derseniz yok denecek kadar az. Zaten makul bir para girişi olsa borsanın rakamları bu seviyede olmazdı. Ama netice itibariyle faize de olsa para girişi olması, geçmiş dönemlerin aksine bir parça nakit akışının Türkiye yönünde hızlanmış olması, eğer biz bu parayı etkin bir şekilde kullanabilirsek olumlu olarak değerlendirilebilir. Ama şu unutulmaması gerekiyor. Sıcak para geldiği gibi çıkma potansiyeline de sahip. Yani ürkek bir para birimidir. Dolayısıyla enflasyonu önleme ve mali politikalarında ısrarla devam etmesi lazım ki onların ani çıkışlarını önleyebilecek bir altyapıyı oluşturabiliriz. Evet, bu değerlendirdiğimiz rakam yani Mehmet Şimşek'in de dikkati çektiği rakam tabii Temmuz rakamı. Bugün baktığımız zaman açıklanan verilere yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları ile birlikte yabancıların portföy noktasında yani hisse ve tahvil noktasında nasıl davrandıklarına baktığımız zaman 6 Eylül haftasında 50,6 milyon dolar net hisse satışı yapmışlar. 863,7 milyon dolarlık da dips satmışlar devlet iç borçlanma senedi. Zaten borsadan çıkışlar bir süredir devam ediyor. Tahvil tarafında biraz alım söz konusuydu. Orada da satış gelmiş 6 Eylül haftasında. Evet, yani sabit getirili menkul kıymetlerde giren çıkan paraya baktığınızda yıllık kümülatif olarak 30 milyar dolara yakın ama zaman zaman çıkışlar da olmuyor değil. Diğer taraftan borsada ne yazık ki istenilen yabancı girişi çok uzunca bir süredir gerçekleşmiyor. Ve fazlasıyla negatif fiyatlamayı da şu anda bizim borsamız yapıyor. Önümüzdeki dönemde bunun değişebilmesi için işte Türkiye'nin genel anlamda, makroekonomik anlamda bir hikaye yaratıyor olması lazım.
Bunun eksikliğini ne yazık ki sermaye piyasalarında çekiyoruz. Evet, bu arada bir süredir yine dikkat çeken konulardan bir tanesi de Merkez Bankası rezervlerindeki gerileme. Gerileme de devam ediyor. Brüt rezervler 6 Eylül haftasında 146,8 milyar dolara gerilemiş. Bu düşüşün nedenleri özellikle KKM'den çıkanlar dövize mi yöneliyorlar? Bu geçtiğimiz günlerde tartışıldı, konuşuldu bir eğilim, trend değişikliği mi var noktasında? Nitekim yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da 6 Eylül'le sona eren haftada 950 milyon dolar artmış. KKM'deki düşüş de bu 6 Eylül haftasında yine sürdü ama bir tabii ki yavaşladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu verileri? Aslında sadece KKM değil, az önce ifade ettiğiniz gibi sabit getirilen menkul kıymetlerden de haftalık bazda zaman zaman çıkışlar oluyor. Bunları finanse etmek, tekrar döviz alışlarına olanak vermek adına Merkez Bankası'nın döviz satışı yaptığı da piyasada konuşuluyor. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek gerekiyor. İki tane çıkan kalem var. Birisi KKM, birisi devlet iş borçlanma senetlerini almış olan yabancı yatırımcının tekrar dövize olan zaman zaman talebi oluyor. Bu da rezervlerde azalış oluyor ama özünde baktığımızda bir rezerv sıkıntısı veya ödemelerle ilgili genel anlamda bir döviz darboğazı olduğunu söylemek mümkün değil. Merkez Bankası'nın politikaları rezervi güçlendirmek yönünde oldu zamanında. Bu da en azından Merkez Bankası'nın elinde bir cephane biriktirmek adına olumlu davranıştı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da benzer çıkışlar olabilir ama özellikle FED'den gelecek faiz indirimi ve bir parça dünyada küresel anlamda risk iştahının artmasına paralel olarak Türkiye'ye de biraz daha fazla portföy yatırımı amacıyla para girişi sonbaharda sağlanabilir. Evet, bu rakamları tabii Türkiye ekonomisinin büyük resmini görmek için kullanmaya çalışıyoruz. O noktada en fazla dikkatimizi çeken, en çok önem verdiğimiz verilerde tabii büyüme ve enflasyon noktasındaki rakamlar. Büyüme ile birlikte tabii işsizlik rakamını da takip ediyoruz. Özellikle sanayi üretimindeki ve işsizlik sanayi üretimindeki gerileme ve işsizlikteki yükseliş, ona ilişkin rakamlar da geldi, Temmuz rakamları. İşsizlik oranı Temmuz'da %8,8 olarak gerçekleşmiş. OVP hedefleri 2024 yılında %9,3 olması noktasında işsizliğin. Temmuz rakamlarını bu anlamda nasıl değerlendirirsiniz? 2024 sonundaki %9,3'lük işsizlik hedefi ne anlama geliyor? Aslına bakarsanız işte sanayi üretimi anlamında ciddi bir daralma söz konusu Türkiye'de. Sanayi üretimi ve buna bağlı sektörlerde daralma yaşanırken işsizliğin bir önceki döneme göre düşüyor olması biraz ilginç geliyor doğrusu. Burada hani açıklama yapmak gerekirse ne bahane bulunabilir diye düşündüğümüzde ancak hizmetler, turizm gibi kalemlerde bir parça, belki biraz da inşaatta istihdamın artmasının yarattığı bir etki olarak ifade edilebilir ama görüntü, genel resme baktığınızda az önce konuştuğumuz gibi büyümeyle ilgili biraz yavaşlama yaşanan için ve son çeyrekte muhtemelen eksi bir değer kaydedileceği için istihdamda tek haneden çift haneye çıkabilecek bir rakamın gerçekleşmesini ben daha olası görüyorum. Hedef 9.3 ama onlar civarında bir işsizlik olursa da bunu da yadırgamamak gerekiyor. Evet, Merkez Bankası'nın da PPK toplantısı faiz kararını vereceği 19 Eylül tarihi iyice yaklaştı. Ne zaman acaba Merkez Bankası faiz indirimlerine başlar? Bu noktada tahminler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Barclays 2025'te beklerken ilk faiz indirimini onu erkene çekmiş ve ilk indirimi Kasım ayında gelmesini beklediğini raporunda paylaşmış. Siz 19 Eylül'de özellikle de 18 Eylül'de Fed'in de toplantısının olduğunu düşündüğümüz zaman 19 Eylül'de Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım bekliyorsunuz? Bunu sorayım ve para politikası metninde bir değişiklik olur mu? Aslında beklenti bir faiz değişikliğine gitmemesi Merkez Bankası'nın ama metindeki değişiklik ne zaman başlayacağı noktasında sinyal verebilir. Öyle bir değişiklik gerçekleşir mi? Nedir değerlendirmeniz?
Evet, metinde bir değişiklik olabilir. Özellikle ekonominin soğuduğuna, talebin yavaşladığına ve buna bağlı olarak da büyümeyle ilgili bir yumuşak inişten bahsedebilir Merkez Bankası. Bu toplantıda bir faiz indirimi beklemiyorum. Ama normalde 2025'te benim de beklediğim faiz indirimlerini soğumanın hızına göre 2024'te bir kere yapmak kaydıyla Merkez Bankası hayata geçirebilir. Görünen o ki soğuma biraz beklenenden hızlı olmaya başladı. Bunun yarattığı şikayetleri de bertaraf edebilmek amacıyla Merkez Bankası sembolik de olsa 2024 yılı sonuna doğru bir daha bir faiz indirimine deneyebilir. Barclays'in beklediği gibi Kasım ayı bunun için sanki biraz daha ideal bir aymış gibi görünüyor. Enflasyonla mücadele konusunda kararlılığını vurgulayacaktır metinde Merkez Bankası ama şu da unutulmaması lazım. Sadece para politikasıyla enflasyonu düşürebilmek çok da kolay değil. Daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın da ifade ettiği gibi maliye politikalarında Merkez Bankası'na bu bağlamda biraz daha destek olması sanki daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da orta vadeli program hakkında değerlendirmede bulunurken OVP'deki makro çerçeve ile TCMB uyumu açısından en önemli olan mali ve kamu politikalarının duruşu açıklamasında bulunmuştu. Yine Sayın Hatice Karahan'dan da dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek güçlü desteğin önemine dikkat çektiği bir açıklama gelmişti. Bu anlamda siz bir adım atılmasını yani maliye politikalarıyla para politikasının destekleneceği noktasında bilmiyorum, OVP'yi de incelediğiniz zaman ve açıklamalara baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Böyle bir eğilim var mı ekonomi yönetiminde? En azından bir beklenti oluştu kamuoyunda. Teknik anlamda detaylar olur ama bunun daha sonraki Cumhurbaşkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak bir açıklamayla beyan edileceği söylendi. OVP'de genel olarak şablon çizildi ama nasıl ve hangi yöntemle bazı faaliyetlerin yerine getirileceği konusunda detay yoktu. Bu detay eğer kamuoyuyla paylaşılırsa bir zaniyet bir fikir beyan ederiz ama görünen o ki Merkez Bankası faiz ve sıkı para politikasını elinden geldiğince yürütüp enflasyonu bir noktaya kadar getirme çabası içinde ama vergi politikalarının, gelir dağılımı politikalarının ve maliyedeki diğer politika araçlarının hayata geçiriliyor olması gerekiyor ki hem bu enflasyon nedeniyle yaşanan sıkıntılar daha az hissedilsin hem de para politikasının etkinliği bir parça daha artsın. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bununla ilgili adımların atılması normal karşılanmalı ama dediğim gibi yöntem ve araçlar konusunda hala kamuoyunun net bir fikri yok. Son olarak enflasyon noktasındaki beklentinizi de sorayım. Özellikle OVP enflasyonla büyüme hedeflerinin çeliştiği, özellikle 2025 yılına ilişkin koyulan hedefler noktasında bazı kesimlerin eleştirilerine maruz kalmıştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz OVP'deki hedeflerin tutarlılığını? OVP 2024 için biraz daha piyasaya yakın bir hedefle kendini ifade etti. 41,5'tu. Piyasa 43-44 civarında bu yılı bir enflasyonla bitirmeyi hedefliyor ki bu kadar sapma olabilir. Ama 2025 yılında bir yandan enflasyonun 17'lere düşürülmesi, bir yandan da büyümenin 4'e çıkacak olması tabii biraz sorunlu gibi görünüyor teknik anlamda. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir büyüme yaşanırken enflasyonun da çok keskin bir şekilde düşürülüyor olması yapabiliyorsak çok olumlu bir gelişme olur ama teknik anlamda bazı zorluklar barındırmıyor değil. Sanki 2025'teki hedef bir parça daha yukarıda olacakmış gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi paylaştığınız için. Stratejist Sayın Mustafa Aşkın, çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdik. Aynı zamanda OVP'nin de bir değerlendirmesini aldık değerli konuğumuzdan. Bu değerlendirmelerle birlikte gün sonunu noktalıyoruz. Birazdan global piyasalarla küresel gelişmeleri konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Bu
Borsa İstanbul sunar. Yayınımız global piyasalarla devam ediyor sayın seyirciler. Her zaman olduğu gibi Philip Capital'le bağlanacağız şimdi. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sadrettin Bağcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Amerika'da dün açıklanan TÜFE verisi sonrası bugün de ÜFE verileri geldi. Orada Ağustos'ta aylık bazda %0,2 ile beklentilerin üzerinde bir artış söz konusu ÜFE tarafında. Hem detayları alalım sizden hem de çarşamba günkü kapanış öncesinde teknoloji hisselerinde yaşanan rally'nin desteğiyle seansı yükselişle tamamlamıştı Wall Street endeksleri. Bugünkü görünüm nasıl? Öncelikle şunu söylemek lazım. Hani TÜFE verisine de baktığımızda, keza bugün ÜFE verisine de baktığımızda bence Fed'i 25 bas puan faiz indirimine doğru yönlendiren veri seti olduğunu söylemek mümkün. Hani piyasada 50 bas puan indirim bekleyenlerde de oranında bir miktar artış olmuştu veriler öncesinde. Onun biraz daha törpülendiğini görüyoruz ve muhtemelen önümüzdeki hafta Fed'den bir 25 bas puan faiz indirimi göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bence bu anlamda piyasada bunu pozitif olarak algıladı. Tabii teknoloji endeksine yansımasını da özellikle o taraftaki piyasa hassasiyeti anlamında söylemek gerekirse ya da betalar olarak konuşmak gerekirse daha pozitif yansıdığını gördük. Çünkü burada hani Amerika'da acaba veriler kötü gelip ve daha ciddi bir resesyon mu var kaygısı ya da algısını bu anlamda ortadan kaldırmış oldu dünkü veriler. Keza bence bugünkü ÜFE verisi de bunu bir şekilde desteklediğini düşünüyorum. Ve bu nedenle de bence dün özellikle Amerika tarafında biraz daha pozitif bir görünüm olduğunu söylemek mümkün. Ama orada şunu da söylemek lazım. Özellikle 10 yıllık bono faizlerine baktığımız zaman ve özellikle S&P için bakıyorum. Ben S&P'nin inverted dediğimiz yani kar verimi olarak bakmak lazım getirisine. İkisinin arasındaki spread'in daraldığını görüyoruz. Bu nedenle evet Amerika'daki bir faiz indirimini borsalar için olumlamakla beraber bu faiz indiriminin de önemli ölçüde fiyatlara girdiğini söylemek mümkün. Burada sevindirici olan taraf bence dediğim gibi Amerika'da bir resesyon kaygısının olmaması diye özetlemek mümkün. Evet, dün az önce de ifade ettiğim gibi ABD endeksleri aslında kapanış öncesinde teknoloji hisselerinde yaşanan rally'nin desteğiyle seansı yükselişle tamamlamıştı. Tabii ki Nvidia burada çok dikkatle takip edildi. Evet. Çünkü dün %8,15 değer kazanarak son 6 haftanın en büyük tek günlük yükselişini kaydetti. Nvidia başta olmak üzere büyük teknoloji hisselerini kapsayan muhteşem yedilide durum nasıl görünüyor? Orada da genelde şöyle söylemek lazım. Daha doğrusu şöyle bakalım bence. Gelen bilançolara baktığımız zaman muhteşem yedilinin ya da genel olarak Nasdaq belki biraz daha yaymak lazım. Gelen bilançolar fena olmadığını söylüyor. Ve bu nedenle de özellikle global tarafta da bakılınca halen özellikle bilgi teknoloji tarafında talebin devam ettiğini görüyoruz. Burada özellikle yeni yazılımlar geliyor, yeni teknolojiler gelişiyor ve bu nedenle o taraftaki muhteşem yedilinin performansında ben açıkçası operasyon anlamında çok belirgin bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii işin bir de değerleme boyutu var. Yani o değerleme boyutu olarak bakıldığında şu andaki kar tahminleri ve analiz beklentileri olarak bakıldığında bence biraz daha değerlemelere yakın noktaya gelmiş gibi duruyoruz. Eğer yeni bir talep dalgası oluşacak ise bunu pozitif olarak okumak mümkün. Ama demin de bahsettiğim çerçevede Amerika'daki faiz oranları ve piyasanın getirisi anlamında baktığımızda o spread'in daralmış olması bence bu değerlemeleri biraz baskılayan bir husus olarak ön plana çıkıyor. Hani bugün özelinde de baktığımızda hani Dow Jones'u belki çok hafif ekside görüyoruz gibi. Onun haricinde S&P'de ve Nasdaq'ta biraz daha hareketlilik var. Bunu da ben büyük resimde bakılınca Amerika'da bir resesyon kaygısının olmamasına bağladığımı söyleyebilirim.
Evet, küresel piyasalarda hakikaten çok önemli başlıklar takip ediliyor. Az önce de ifade ettiğiniz gibi TÜFE verisi gelmişti. Dün bugün ÜFE geldi. Aynı zamanda ECB faiz indirimini beklendiği şekilde gerçekleştirdi. Bir taraftan ABD seçimlerine ilişkin gelişmeler, münazara en başta olmak üzere yakından takip ediliyor piyasalar tarafından. Bütün bu gelişmeler emtia piyasasında nasıl bir yansıma buldu? Onun da değerlendirmesini alalım. Emtialara ilişkin görünüm nasıl? Tabii ki. Yani bence burada emtiaları belki kendi içerisinde biraz daha farklılaştırmak lazım. Ben çok basit olarak aslında üçe ayırmayı tercih ediyorum. Değerli metaller, endüstriyel metaller ve aslında gıda emtiaları diye bakmak lazım. Değerli metaller cephesine baktığımızda evet Fed'den bir faiz indirimi gelecek ama bu faiz indirimi 50 bas puan bekleyenler vardı dediğim gibi. 25 daha şu anda yüksek olasılık olarak fiyatlanmaya başladı. Bu da muhtemelen altın fiyatlarında belki çok hafif bir baskıya neden olabilir diye düşündüm dün açıkçası. Ama hani bugüne baktığımızda onun çok da gerçekleşmediğini görüyorum. Ama genel resimde faiz indirim döngüsünün global ekonomilerde devam edeceğini varsayarsak muhtemelen altında ons olarak bakıldığında yönün yukarıya doğru olması beklenebilir değerli metaller tarafında. Endüstriyel metaller tarafında biraz daha belki beklemek lazım. Orada da bence şunu özellikle vurgulamak gerekebilir. Hani şu anda evet bir faiz indirim döngüsü başlıyor ama bunun ekonomilere yansıması biraz daha zaman alacaktır. Hani oradaki hareketin talep yönünde kuvvetleniyor olması muhtemelen birinci çeyrek belki hatta ikinci çeyrek 2025'i bulabilir diye söyleyebilirim. Gıda emtiaları tarafında bakıldığında ise bence şu andaki görüntü daha nötr. İkisinin arasında bir noktada gibi hafif hafif yukarı bir eğilim özellikle buğday tarafında bir miktar görmek mümkün. Ama genel hatlarıyla bakıldığında yani orada tabii para politikalarının haricinde rekolteler ve iklim koşulları da etkili oluyor. Benim oradaki düşüncem de en azından orta vade için yönün hafif olup yukarı şeklinde, yukarı yönlü kalacağı şeklinde diye özetleyebilirim. Borsa İstanbul sundu.